ha, yalan olduğu ortaya çıktı. Neyse, şimdi bunu tekrar dinlerseniz, bunu tekrar bu çağrılarımı daha önce şeytanlar niye kaçıyor diye bir video yaptım. Fethullah Hatipoğlu ve şunu seyredeceğiz biraz. Hatipoğlu, ondan sonra kimdi? Cübbeli, işte Kadir Mısıroğlu, Şen Hoca, kim olursa olsun bu gibi şirk dininin savunucularını tartışmaya davet ediyorum. Buyursunlar, tartışsınlar. Allah yetmez diyen, Kur'an yetmez diyen, Kur'an'a uymayı, sadece Kur'an'a uymayı sapıklık olarak şey eden ve peygambere en büyük hakaretleri iftira yapan, hadis kitaplarını savunan, Kur'an'a ortak koşan bu tiplerle her yerde tartışmaya hazırım. Yeter ki kamuoyunda ilan etsinler. Desenler ki şu aylarda ben, veyahut da bir iki ay içerisinde birkaç gün versinler, Edip Yüksel'le falanca yerde tartışmaya hazırım desinler. Ben uçarım gelirim. Kendi cebimden paramı öder gelirim. Veyahut da bir arkadaş belki de yol paramı şey eder. Ben öyle şirket sahibi değilim, vakıf sahibi değilim. Yani aydan aya yaşayan, çalışan, kitaplarımdan, dini kitaplardan da para kazanmayan bir insanım, bir yazarım. Mesaj çevirimi örneğin sorumuz şeye, Ozan yayınlarında. Telif ücreti mesaj çevirisini veriyor, telif ücreti kadar. İstanbul'da bazı arkadaşlar alıp dağıtıyorlar onu. İhtiyaç sahibi olan arkadaşlar var veya da kitap olarak edinmek isteyenler, onlara veriyor. Neyse, şimdi bu arkadaşın bir şeyi varmış, İhsan Sencan. Estetik kaş aldırmak, sakal tıraşı, fıtratı tahyir falan filan. Korkunç bir çarpıtma ve yanlış anlama olayı söz konusu. Bunu biraz sizinle tartışmak istiyorum. Birisi bu Halis Aydemir'in hadisleriyle ilgili şeyi, Bukhari şeyden, Bursa'na bir arkadaş gönderiyor. Edip, Bukhari hakkında yanlış düşünüyorsun. Bak bu arkadaş ne güzel söylüyor. Bunu bir dinle diyor. İbni Hibban diye Halis Aydemir. Bu felaket kaynaklarını maalesef Kur'an'a ortak koşmak için şey edenlerden, ambalajlayıcılardan birisi. Ben artık ne diyeyim, ben dedim senin Bukhari'nin canı cehenneme dedim, öyle cevapladım yani. Artık buna vaktim mi var, sanki bilmiyormuşum Bukhari'yi. Neyse, şimdi bu adamın estetik ameliyatı ile ilgili falan, kaş aldırmakla ilgili ilginç, korkunç ilişkileri var. Hani deveye boyun eğri demişler, deve nerem eğri, eğri değil, nerem düzgün ki demiş. Bu yani devenin hürgücünden de, kuyruğundan da, bacaklarından da daha korkunç çelişkiler. İnanılmaz. Ve anlıyorum niye benle tartışmaktan çekiniyor. Çünkü yani eğer biraz zekanın şeyi varsa, zekatı varsa bu adamda, normal zekanın zekatı, söylediklerinin çelişki, saçmalık olduğunu bilebilmesi lazım. Bunu bile bile insanlara nasıl anlatır? Ve konuştuğu kadar yani çok iyi konuşuyor. Benden de iyi konuşuyor. Demek normal bir zekası var. Belki de bilgisayarda kullanabiliyor. Belki de. Yani düşün. Bak bu adam neler diyor. Bir düşünelim. Evet, konuş lütfen. İhsan Şen Hoca, ifham tefsiri. Sonra diyor ki şeytan, ben onlara emredeceğim, onlar da feleyugayyirunne halkallah, fıtratı değiştirecekler. Estetik ya alakalı özel bir ana bilim dalı geliştirirler. Parası olanlar yaşlandıkça oraya girerler. Ne yaparlar? Yüzlerinde Allah Azze ve Celle yaşlandıkça böyle çizikler. Şimdi ayette anlatılan İneklerin kulaklarının kesilmesi, belli şeyler yapılması. Bir kere burada halkallah, yani estetik ameliyatıyla alakası yok. Orada estetik için yapmıyorlardı onu bir. Estetik ameliyatı belli normal şeyin dışında çok anormal bir şey varsa yüzde veyahut da vücudun belli yerinde o yönden yapılır. Ama tabii ki hani nedir, botoks konuyor, çok böyle gereksiz bir şey. Bunun tabii ki buna kararı kişi verecek, ama gördüğümüz kadarıyla bu konuda sınırı aşanlar, yüzlerini böyle şeye çevirenler, bir tabloya çevirenler var. Maalesef zararını da çekiyorlar bu dünyada. Ancak konuyu bir kere halk kelimesi de sadece şey olarak değil, sadece biçim,
bizim fiziksel şeyimiz de değil, yapımız da değil. Aynı zamanda zihinsel yapımızdır. Mesela şu şey ayeti nedir? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسِنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Bu küçük surelerden birisi. O ayeti yanlış anlıyor çoğu insan. Çok ilginç. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. İnsani en güzel kıvamda, en güzel şekilde, en güzel biçimde yarattık. لَقَدْ خَلَقْنَا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sonra onu aşağılana aşağısına indirdik. اِلَّا لَذ۪ينَ اَمَنُوا. Ancak iman edenler istisna. Dur şu ayeti bulayım. Okay. وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِينَ. Burada ilginç dikkat çekmeler var. İncire, zeytine ve Sina, Tur-i Sinin. Sina dağına ve hezel beledil emin ve bu güvenilir şehre. Bunu çevrimde bunu biraz şey diyorum, bundan ibret alırsınız. Bunlar belli sembollerdir. Bunların bir anlamı var. Bir tablo çiziyor. Arka plan. O arka plan senin bir anlayış getiriyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. İnsanı en iyi biçimde, kıvamda yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sonra onu esfele safilin, aşağıdan aşağısına indirdik. İlle lezine, ancak lezine emenu, onlar ki delil üzere güvenirler, gerçeği kabul ederler. Ha, iman zan değil, zan ile karıştı Türkiye'de. İnandım. Niye inandım? Hiç öyle, öyle kokladım yani. Kelle sayılarına uydum falan. İman kelimesini anlamı iman, emene, emn, mümin, Allah için mümin diyor. Güvenen, güvenilen, mümin, Allah'ın ismi mümendir. Maalesef o da mümin diye okunuyor yanlış şekilde. Allah kendisine güvenilendir, mümendir. Mümin kişi Allah'a güvenendir ama delil üzere, Allah'ın kelamını delil üzere bilir, hüccet üzere. Öyle paldır küldür kelle sayılarına uyarak veyahut da bu tür hocalara uyarak değil. Yoksa bu kafayla, bu yöntemle Hristiyan bir ülkede Katolik olursun, Hindistan'da yaşarsan Hindu olursun. فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Demek ki burada yaratılış, bildiğimiz gibi fiziksel yaratılış, biyolojik, fizyolojik yaratılıştan bahsedilmiyor. Buradaki yaratılış insanın software'i, kişiliğini veren bilinç dediğimiz olay. Bunu Allah en iyi şekilde yarattı. Özgür karar verebiliyor. Müthiş bir olay. Düşünün, bir bilgisayar özgür seçim yapabiliyor. Yaratılıyor ama yaratılış programının dışına çıkabiliyor. Müthiş bir paradoks. Şimdi böyle bir şey müthiş bir şey ya. Yani insan beyni düşünün, kaç kilo, 1,5 kilo falan. Ta 13.8 milyar öncesine gidebiliyor. Dünya, kainatın başlangıç noktasını inceleyebiliyor. Saniyesi saniyesine. Atomun derinliklerine gidiyor, atomun parçacıklarını bulabiliyor. Korkunç, düşün ki bir atom, bir atom gram diyelim ki şeyde demir 57 gram ve onun 57 izotopunu şey edelim. 57 gram demirde 602 çarpı 10^23 atom vardır, demir atomu vardır. 1 gram hidrojende 602 çarpı 10^23 hidrojen atomu vardı. Avogadro'nun sayısı. Müthiş bir olay. Çok, yani hayatım boyunca bir gram değil, bir miligram hidrojendeki atomları sayamazsın. Her saniyede bir atom saysan. O kadar ufacık bir şey. Ve onun içine giriyoruz, parçacıklarını buluyoruz. Evrenin galaksilere gidiyoruz. Galaksilerin ortalarında kara delikleri şey edebiliyoruz. Kara deliklerde neler olabileceğinin şeylerini yapabiliyoruz, teorilerini üretebiliyoruz, hipotezleri üretebiliyoruz. Müthiş bir bilim. Ve Allah diyor ki bunu en iyi şekilde yarattı ve esfeli safiline indirdi. Wow! Bir bakıyorsun, bir insan, erdemli bir insan, düşünüyor, sırları keşfediyor, Allah'ın sözünü anlayabiliyor, Allah'ın kainattaki sünnetine tanık olup onu izleyebiliyor.
Müthiş bir olay. Kainatın dilini okuyabiliyor, matematiği. Ta geçmişe gidebiliyor, geleceği tahmin edebiliyor. Müthiş bir olay. Bir teknoloji yapıyor. Vücudu aslında, insan vücudu şeyden hantaldır. Bir nedir? Kaplandan, bir tazıdan daha hantaldır. Bir kuş kadar uçamazsın. Bir kaplumbağa kadar uzun yıl yaşayamazsın. Bu vücuttan bahsetmiyor. İnsan vücudu her yönüyle en iyi olmayabilir. Ve burada yani en aşağıya indirilenler kimler oluyor? İnkarcılar oluyor. Münafıklar, müşrikler oluyor. Bunlar vücut olarak senden daha da şeydirler, iyi olabilirler. Biz çoğu böyle böyle vitaminli yetişi vücudu. Yani burada kastedilen vücut mu? Yani bunu bile düşünemiyor, bu kadar basit bir şey. Neyse, bu adamın şeyine geliyoruz. Kapıyı açayım, şu zamana kadar bu adamı biraz dinleyin. Benim bir öğrencim var, merak ediyorsanız mantık dersi için biraz ihtiyacı var şeye. Dedim ki evime gel sana öğreteyim. Yani imtihanlarda, sınavlarda iyi maalesef not alamıyor. Ben bazen böyle kendimden bedavadan, bak para almıyorum bu işten. Bedavadan öğrencilerim diyorum, evime gelebilirsin. Hatta telefon numaramı veriyorum. Gece yarısına kadar bana özel telefon yapabilirsin. Bir soru ihtiyacın varsa. Eğer bilmiyorsan bana gece yarısına kadar telefon açabilirsin. Sabah saat 6'dan gece yarısı 12'ye kadar. Neyse, kapıyı açayım. Oo, buyur konuş. Çizikler. Aynanın karşısına geçince o çizikler onlara ölüyorsun der, ölüyorsun. Ölüme yaklaşıyorsun, hesaba geliyorsun, gittiğin yer ahiret, oraya hazırlan de. Ama onlar koşarlar, masaya yatarlar, şu kadar para verirler, gerdirirler yüzlerini, gerdirirler ayaklarını vesaire, uzuvlarını. İşte ben diyor onlara emrederim. Birkaç tane örnek vereyim bu Cenab-ı Hak. Şeytanın o dünyada nasıl hakim olduğunu görün, nasıl hakim bu dünyada. Bakın o sosyetenin, o sokağa çıkardıklarına, ekrana çıkardıklarına, aşüftelerine vesaire. Okay, why you are here? To study philosophy 101. Oh, philosophy 101. Yes. Okay, not logic. Okay. No. But you are going to study logic today. Am I? Isn't fallacies, logical fallacies? For the test, yes, yeah. Logical okay. Fallacies. Okay, go sit down, let me finish. Okay. I was kind of confused. Yeah, well, that's part of it.